Evet, selamlar arkadaşlar. 23 Ağustos 2023 Kore Yamanotları'na hepiniz hoş geldiniz. Bugün ilk Kore Yamanotları gayet güzel. Zaten geçen hafta Global'i izlediyseniz çoğunu biliyorsunuzdur her zaman gibi. Unutmayın. O yüzden let's go. Öncelikle Warrior'ın aktarımına bir sürü değişim var. Aynı şekilde Uyanış'a da birkaç tane değişim var. Ama aktarımı olanlar daha değerli diye hatırlıyorum. Çünkü direkt skill animasyon iptali var diye hatırlıyorum. Bundakiler daha çok fix. Çünkü birkaç hafta önce gelen Uyanış Warrior'a tekabül ediyor. Onun için Berserker'ın arkadaşlar aktarıma buff geldi. Biliyorsunuz bize de bu hafta uyanış buffları geldi ama ne yazık ki globalde de geçen hafta okumuştuk. Çok saçma bir şekilde. Nerf lazımken tam tersi bir de aktarım Berserker'e daha da buff geldi. Bunlar hem hasar artışları hem beceri animasyon iptalleri derken yani bayağı S tier class yapmış olabilirler. Çarı bilmiyorum artık. Gel de test edersiniz. Onun için LAN aktarım değişimleri. Pardon. LAN uyanış değişimleri geldi. LAN aktarım biliyorsunuz geçen hafta galiba yama almıştı ve bayağı bufflanmıştı. Tabii ki ona yaklaşması için LAN uyanış da buna dair buff aldı ama sırf PvE değil, bugünkü ana LAN uyanış değişimi PvE dışında PvP'de de olması için, çünkü biliyorsunuz LAN uyanışın tüm PvP mekaniği grab at, öldür. Grab atamıyorsan kaç, takıl, uzaklaş şekilde de hasarları çok yüksek olmadığı için. Bu gelen yamada bir sürü hasar artışı, işte kritik hasar oranı değişiklikleri, animasyon iptalleri derken PvP'de bayağı yararlı olacak. Özellikle şu skill'in insta atılabilmesi bayağı güzel bir değişim olmuş. Bayağı beğendim ben. O şey fix yani, çok önemli değil. Okey. Bebek Vel çıkmayı bırakmış su sarayında Kore'de. Niye bilmiyorum. Tavşan ve kaplumbağa yarışı kapatılmış. Togans görmüş mü bilmiyorum. Bunlar günlük görevler. Ha şey kısmı ya. Okey okey. Şey kapatmışlar. Bu biliyorsunuz Deniz Sarayı aslında başta ilk etkinlik olarak tasarlanmış. Sonra baktılar çok sevildi. Biz bunu kalıcı içerik olarak tasarlayalım. Hatta bir enerji falan versin. İşte ana görevlerin devamı olsun. Işık yerinin diye çevirdikleri için etkinlik kısmı kaldırılmış. Şu an tamamen orası NPC'lerle işte konuşup bilgi alma, enerji alma, lore ilerletme için bir bölge olarak kalmış. Buradaki bir görev de değişmiş. Bu tam emin değilim. Biraz kolaylaşmış olabilir. Emin değilim ama. Görev yapım şeklinde 3 tane yeşil balık tutma eklenmiş. Okey. Giriş duruyor ya. Giriş kapamazlar. Aa, yok kapamışlar. Kapamazlar dediğim an kapamaları. Nampo Moodle köyünde kalmış sadece. Yani gideceksiniz artık Veliadan değil. Sadece Nampo Moodle'dan gidiyor. Yani yeni bölgeye bedava ışınlanma devri de bitmiş haftaya Kore'de. Geldiyse bize de gelir yani. Yani etkinlik bitimiyle aslında çok da şaşırtıcı değil. Okey. Onun dışında eski atölyesi Veli'ye 3-1 nolu adresi arkadaşlar. Goblin tarzı eşyaların yapımı geldi. Bunların biliyorsunuz asıl mobilyası şuraya uygun ama buranın bir atölyesi olmuş için Veli'ye eklendi. Oo. Okey. Atanis elementi düşme oranları arttırılmış. Okey. Ha, bu Atanis Elements şeydi ya, istediğin sınırsız pot küçük parçasına çevriliyor ya o. Bu etkinlik bu arada bize gelebilir ileride ama gelmeyebilir. Gerçi bu kalıcı bir şey miydi? Yok pardon, geçiciydi değil mi? Aa hayır, kalıcı olmuş. Aa, o zaman bize de gelir yakında. Yani mini pot parçalarını bir sürü alakasız yerde grind atarken düşürüp onları takaslayabileceksiniz. Okey. Evet, kalıcı olmuş. Güzel olmuş. Beğendim. Mini parçaları yani artık mini parça atan spotlar dışındaki şu bir sürü diğer yerden de ekstra alabiliyorsunuz arkadaşlar. Güzel olmuş. Mantıklı. Ha, bunları bu arada istersen mini parça, istersen meyve, istersen krokodilo köken taşı çevirebiliyorsun. O tercih meselesi ama çoğu insan pot parçası çevirir herhalde. Çünkü o diğer spotları denen çoğu insan oraları şey, potları yapmayanlar da neyse. Evet, kutuları topla açma. Artık kutularda işte böyle sabit drop şeyi olan şeyleri toplu sayı vererek direkt açabileceğin şekillerden de. Örneğin parfüm kutuları işte şeyleri falan.
Ama işte rulet kutuları, işte seçim kutuları gibi şeylerde tabii ki tek tek açmak gerekiyor hala. Bir de açarken işte kardeşim sen bu kutuyu açıyorsun da bak 3 tane yer lazım diye bir uyarı geçecek şekilde ayarlanmış kutulara. Oo, artık Align üyeleri de birbiri arasında teleskobu kullanabiliyormuş. Güzel bir değişim. Ben hala bunu anlamadım. Bunu belki Korelandların diyordum. Yok hala anlamadım. Bu, ya bize ya gelince anlayacağım. Slot kaplama mantığı ile ilgili bir birleştirme şey olmuş ama okey. Magnus'a bu şey varken akvaryum eklendi ya bize de bu ya. Akvaryum varken girilemeyecek şekilde değişmiyor. İçine balık varsa çünkü ticaret eşyası sayıldığı için. O yüzden o akvaryuma dikkat edin. İçinde balık olmamasına falan. Okey. Biliyorsunuz artık aile envanterine eklendiği için bu kadim potlar. Bu kadim potların yapılış parçaları, işte küçük parçaları, bitmiş halleri falan depolar arasında istediğiniz gibi takas takas diyorum. Aktarılabilecek şekilde ayarlandı depocularla. Güzel olmuş. Mantıklıydı zaten. Burada onun dışında bunu anlamadım. Geçici bir fix getireceklermiş. O yüzden bir değişim gelmiş. Ben bunu anlamadım. Yani 16'sı ile 17'si arasında satın alanlara geçici bir bakım yapılmış. Anlamadım. Bir iade, bir satış iptali bir şey olmuş. Onu anlamadım. Kore ilgilendiriyor. Bizi ilgilendirmediği için bu kısmı geçiyorum. Merak eden varsa videoyu durdurup bakabilir. Bugün 23 unutmayın yani. Geç hafta olmuş bir şey fixlemişler. Garmut artık o salak kaktumlar olmadığı halde kaktumları çekermiş gibi tepede iframe kalıp enerji çekme animasyonuna girmeyecek. Artık iframe azaldı. Daha hızlı ölecek. Güzel. Oo, Tungra Tarabelerine Puturum mini oyunu eklenmiş. Bu Puturum mini oyunu kestiğinizde de Tungra Dex'teki şu Tungra estetik modları çağıracakmış. Güzel. İyi. Ulukata değişimi devam ediyor. İşte ben işte bu yüzden Ulukata'yı hemen grind atmayı düşünmüyorum. Biraz daha bekleyeceğim düzeltmeler eklemeler için. Güzel düşünmüş. Tungra'da Execution canavarının saldırı hızı azaltılmış, yani nerflenmiş. Kombat modu da değilken can dolduracak şekilde ayarlanmış bu modlar. Hedeflerini kaybettikleri anda çat diye takılı kalmaları düzeltilmiş bu bug'ların. Ulukıta esansını aldığında şöyle buff animasyon ikonu çıkacak şekilde güncellenmiş. Güzel bu çünkü Esans buff'ı alınızlıydı, sembolü falan yoktu. Saçma hediye olmuş. Bu güzel olmuş. Okey bu ahiplerin lokasyonu sabit heykel var biliyorsa o heykeli kırdığınızda çıkma süresi 1 dakikaya düşmüş. Daha hızlı çıkacak yani. Daha hızlı grind atabileceksiniz durmadan. Tornwood alanındaki canavarların agro alma range'i genişletilmiş. Mantıklı. Objelerin içinde çıkma sorunu düzeltilmiş. Güzel. Bayağı güzel olmuş ya. Bu DFK'ye lanmasını iyi düzeltmiş ahiplerin. Bazen de bu turu savaşçılarının anında çıkmama sorunu varmış. Geç çıkıyormuş. Onu düzeltmişler. Tasvir yok ettiğinizde artık garanti bir şekilde bu mana pot parçasını garanti alacağın şekilde güncellenmiş. Tifira harabelerinin bu mani sunucusu genişletilmiş. Daha geniş bir alana yayılmış. Mui-Kun bilgisi almak için artık Mui-Kun'u eksik karma olmanıza gerek yok. Biliyorsunuz Kore'de karma aileye bağlı bir formata değiştiği için bir sürü insan bundan da çıkıyordu. Artık o yüzden Mui-Kun bilgileri level 55 ve üstü şu görev şartını yapan herkes alabilecek şekilde eklendi. Areaza bölgesine iyi olmuş. Okay. Kamastil ve Kalesi ve Odita Kalesi tekrardan Ahib ve Ganeller tarafından ele geçirdi arkadaşlar. Birbirleri savaşma yazını. Bu zaten önceden söyledikleri bu 300 vs 300 mü? 150 vs 150 mi unuttum galiba? 100, 300 vs 300'dü galiba. PP savaşları için hazırlık biliyorsunuz.
Onu da ileride geleceğim böyle tiz demişler. Belki bu haftaki globalde ucundan bir şeyler görürüz. İnş. Kölen de anlatmıştık. Aynen 300 vs 300 yes. Aynen okey. Buradan bir şey hatırlamıyorum. He, pardon şu önemli. Merkez pazardaki satış ve alış yani buy sell düğmelerini yerleri değiştirebileceği şekilde şey olmuş. Direkt sol klikle sürükliyorsunuz. İstediğiniz yere koyabiliyorsunuz. Sırası yani çok önemli değil ama olsun. Düzeltmeler yapalım. Çok önemli değil bunlar. Geçiyorum. Webde bir şey var mı? Okay. Bedo partneri falan izlemiş. Onları içerik üreticisi olarak değiştirmişler galiba. İçerik için partner olarak değişmiş. Çok emin değilim. Çok fark etmez. Sadece ad değişimi. Bunlar önemli değil. Önemli değil. Önemli değil. Ha, önemli değil. Kalan şeyler çok önemli değil. O yüzden geçiyoruz arkadaşlar. Evet. Bugün Kore videomuz bu kadardı. Umarım beğenmişsiniz arkadaşlar. Videonun açıklaması olan Twitch linkimi örmekleyin. Biliyorsunuz Twitch yayınlarım artık İngilizce ama çarşambaları Türkçe devam ediyor. Türkçe yayınlar dışında İngilizce yayınlar arasında tabii ki bedava her zaman gibi aynı şekilde sohbet devam ediyor. Ama benim hiç işte İngilizcem yok. Ben Türkçe yazmak, soru sormak istiyorum diyorsanız ya YouTube'dan yapacaksınız ya da Twitch'ten T3 abone olup istediğiniz kadar soru sorabilirsiniz. O yüzden tabii ki onu tavsiye ediyorum. Çünkü YouTube'dan yorum yazarak soru sormakla Twitch'ten 1000 tane, 2000 tane soru sormanın şeyi farklı. O yüzden Twitch'i tabii ki daha önemli olduğunu hatırlatıyorum. O yüzden gelin siz de katılın sohbete. İngilizceniz varsa bedava olduğunu unutmayın. Onun dışında tabii ki videoyu like atmayı, yorum yapmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Ekstra desteklemek isterseniz sadece 2,5 TL member olabileceğinizi unutmayın. Ve tabii ki en önemlisi video arkadaşınıza atıp gereksiz saçma sapan bilgilerin yayılmasını engelleyip gerçek bilgilerin yayılmasına yardımcı olduğunuzda emin olun gittiği insan saçma sapan kaynaksız yerlerden bilgi öğrenmesin. Açıp açık açık yazan şeylerin açıkça okunduğu videoları izlesinler ki öğrensinler saçma sapan dedikodulara inanmasınlar. Gidip sonra gene bir Pirisentor vakası olmasın mesela. Hepinize izlediğiniz için teşekkürler. Başka bir videoda görüşmek üzere. Görüşürüz. Bay bay.